Sanatın İzinde bu hafta ressam Pemre Aksoy'u atölyesinde ziyaret ettik ve çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Pemre Hanım merhaba, Postar'a hoş geldiniz. Ayrıca da bizi atölyenizde ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Eserlerinizde daha çok soğut ve figürel temaları kullanıyorsunuz. Peki merak ediyorum, siz nelerden ilham alıyorsunuz? Ben öncelikle aslında kendimden yola çıkarak yapıyorum resimleri. Etrafımdaki her şey beni ilgilendiriyor. Evet. Yani sürekli olarak her şeyi gözlemliyorum ve kaydediyorum, not alıyorum. En çok ilham aldığım şeyler ne derseniz kitap bir kere. Kitaplar, özellikle seçtiğim kitaplar, filmler. Bütün bunlar bana çok ilham veriyor ve etrafımdaki her şey, yakınlarım, gündem, internet, yani o kadar çok şey var ki aslında bakarsanız çok fazla şeye maruz kalıyoruz. Kendi ilgilendiğim ve aslında yani kendi meselem olan sorunlara odaklandığım zaman onların içerisinden işte o sıradaki gündem neyse hani bir şeyler yakalayıp oradan oradan aslında besleniyorum, evet, diyebilirim. Ama bunların içerisinde kitaplar, filmler çok öncelikli bir yer ediniyor benim için. Resimlerde dediğiniz gibi hem figürler kullanıyorum, hı hı, hem bazen daha soyutluyorum, evet, resimleri. Bu da tabii kullandığım şeylere göre, aslında kafamdaki konuya ve kavrama göre değişiyor. Çünkü neyi yapmak istiyorsam ona uygun olarak bir şeyler resmediyorum veya işte gözümün önünde bir imge beliriyor ve ona göre devam ediyorum. Bazen de daha önceden çizmiş olduğum, evet, desenleri tuvale geçiriyorum. O çünkü o andaki kafamdaki kavramla onu birleştirip onu bir şekilde beraberce düşünerek üzerinde tuvale geçirmeyi tercih ediyorum. Tuvallerden ziyade tabaklarda da resimler yaptınız. Peki neden böyle bir tercihte bulundunuz? Yani aslına bakarsanız tabaklar şöyle çıktı. O sırada seyahatteydim ve canım bir şeyler yapmak istiyordu ve o sırada aklıma gelen bir şeyler vardı. Yanımda defter olmadığı için o sırada tabak alıp hemen onları oralara geçirdim. Ve çok da böyle güzel işler çıktı. Ondan sonra da onları tuvallerin içine oturtup böyle bir sergileme şekli ile, yani o şekilde sergiledim. O öyle bir seri oldu. Evet. O da gölgeyle alakalı. O insanların hatta o tabak resimlerinde işte bir önde bir çizim vardır. Arkada da gölgesi var. Bu da kişinin gölgesiyle bir bütün olması gerektiğiyle ilgili bir aslında bir şey anlatmak istiyordum o sırada. Çünkü insanın bütünlüğünü sağlayabilmesi için aslında o arka tarafları, arka tarafında o söyleyemedikleri, evet, bilmediği şeyleri de bütün bunlarla bütünlemesi gerekiyor kendisini. Tam olarak onu anlatmak istediğim bir şeydi. Ve onu orada yapmasam olmazdı. O yüzden de, evet, tabakları önümde olan, yani ben önümde olan malzemeyi de kullanmayı seviyorum. Yani yanımda, sağımda, solumda o sırada bir şey yoksa elimde olan her şeyi kullanarak ilerlemeyi seviyorum aslında. Eserlerinizi izlerken aile ve hafıza çok dikkatimi çekti. Sepya, evet, hikayelerinden bahsetmek isterim. Aynen öyle. Sepya Hikayeler sergisi o bir kişisel, evet, sergiydi. Şimdi aile tabii ki, yani sonuçta çok aileden besleniyorsunuz. Evet. Çünkü sonuçta aslında siz bir şeyler üretirken kendinizden başlayarak ve kendi deneyimlerinizden ve kendinizi konu, evet, ederek ilerleyebiliyorsunuz. Yani çünkü başkasının deneyimini anlatmak çok zor. Ancak kendi, tabii, deneyimimi çok daha rahat bir şekilde anlatabiliyorum. Sepya Hikayeler dediğimiz sergi benim tam olarak aslında annemin ölümünü takiben yaptığım bir sergiydi. Evet. Ve hatta o dönemde anneannemin işte bir Alzheimer vardı. Evet. Onun bakımıyla ilgileniyordum. Ve o dönem yani ölüm ve Alzheimer gibi iki şey, yani Alzheimer hastalığı da çok ciddi anlamda kişinin gerçekliği genel olarak, evet, gerçekliğini sorgulamasına yol açan bir süreç. Çünkü ben annemi de çok ani kaybettim ve bir anda gerçekliğim, o bütün bakış açım değişti. Kendimi çok büyük bir boşluğun içerisinde bulduğum bir süreçti. O yüzden de o sergide aile albümlerini tekrar açtım.
Ve şimdi bir anda o bu hastalıklarla vesaire şeyiniz, aslında bildiğiniz şey evet. değişiyor. Büyük bir değişime uğruyor. Ve onu gösteren tek şey de aslında fotoğraf. O yüzden fotoğrafları kullanmayı tercih ettim. Bu arada o sergi hazırlama süreci benim için çok büyük bir iyileşme süreciydi. Evet. Çok büyük, çünkü bir acı yaşıyordum o süreçte. O aile albümlerinden albümleri tuvallere geçirerek onları tuvallere transfer ederek, önce işte boya katmanları kullanıp ondan sonra da onları tuvallere geçirerek seçtiğim fotoğraflarla ilerledim. Eserlerinizdeki felsefi ilhamdan bahsetmek istiyorum. Söylenmeyenlerden. Söylenmeyenler aslında şöyle başladı. Söylemediklerim. Evet. Söylemediklerim, sonra parantez içinde aslında söyleyemediklerim. Evet. Ve sonra da onu birazcık daha böyle genele yayıp söylenmeyenlere dönüştü. Çünkü hani bunlar aslında ben söyleyemiyorum ama aslında söylenmeyen birçok şey var. Evet. Şimdi bu da nereden çıktı diyecek olursanız, yani sonuçta bir toplum içerisinde yaşıyorsunuz. Bir Tabii. ailenin içerisine doğuyorsunuz. Ve belli bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Söyleyemediğimiz çok şey var. Aslında her şeyi, mesela ben kendim, yo ben her şeyi söyleyebiliyorum, net olarak ifade evet. ediyorum desem de aslında kendimize bile çok sansür uyguluyoruz ve farkında bile olmayabiliyoruz bunun. Ve kendim de aslında birçok şeyi söyleyemediğimi fark ettiğim evet. için de, hatta mesela bazı tuvallerde öyle başladım. İşte söylemek istediğim şeyleri yazıp sonra baktım ki yine üzerini boyayla kapatıyorum evet. mesela. Hatta öyle bir resmim var. İsmi Zapturap. Yani evet. zapt edemediğimiz aslında. Hı. Bu söyleyemediklerim ve söylenmeyenler serisinde genelde onları figürlerle birleştirip yanlarına da yazılarını yazıyorum bazen. Yani işte şu söyleyemediklerimi söylemeye çalışıyorum bir yandan. Evet. Aslında bir nevi sanat iyileştiriyor diyoruz evet, ya. Evet, aynen öyle. Söyleyemediklerimiz bizi hasta ediyor. Aynen öyle. Sanat da onu ifade etmek aynen. de çok güzel yani bir şey aslında. Ben de onu hani yazarak da bir şekilde biraz böyle insanların gözüne de sokmak evet. istiyorum galiba. Ve kendimi de iyileştirmek amaçlı tabii ki bu. Kendim de yazarak, yani ben bunu söyleyemesem bile orada söylüyorum. Hani bir şekilde, bir nevi başka bir şekilde bir söyleme ve kendimi ifade etme şekli diyebilirim evet. açıkçası. Bunu ifade edebiliyorsanız ne mutlu size gerçekten. Peki biraz da gelecek projelerinizden bahsedelim. Sürekli üretiyorsanız evet. sürekli bir şeyler düşünüyorsunuz ve sürekli bir şeyler, bir projelerle yaşıyorsunuz. Yani ben öyle yaşıyorum en azından. Yani eğer önümde bir sergi olmasa da kafamda mutlaka, zihnimde bir düşünce oluyor. Çünkü ben sizinle konuşurken de, işte atıyorum akşam bir yere çıktığımda da, çocuğumla konuşurken de, yani sürekli olarak yapacağım şeyleri düşünerek yaşıyorum. Evet. Yani bu böyle şu anda ben iş yapıyorum, işte 3 saat bunu yapayım gibi bir şey değil. 24 saat ben bununla yaşıyorum. O yüzden de bu böyle bitmeyen bir süreç benim açımdan. Ama şu anda mesela ayın 26'sında açılacak olan bir sergi var. Ekavart Galeri'de. 26 Haziran'da. Aynen öyle. Şimdi onun mesela resimlerini hazırladım. Ekavart'ta bir yaz, şimdi yaza girdiğimiz için yazla ilgili bir sergi var. Karma bir sergi. Evet. O açılacak. Şimdi önümdeki proje o. Röportajlarımın birinde, çok eskiden yaptığım röportajlarımın birinde bir sanatçının dilinden şöyle bir şey duymuştum. Ben sanatı sanatla ifade ediyorum. Peki siz resimlerinizi yaparken dinlediğiniz parçalar var mı? Eskiden daha çok müzik dinlerdim. Hı hı. Son zamanlarda biraz kendi sessizliğime ihtiyacım olduğunu fark evet. ettim. Bazen sessizlikte de çok iyi çalışıyorum. Kendi sesimi ve kendimi daha güzel de dinleyebiliyorum aslında. Müzikte de daha sakin müzikler. Klasik müzik tabii ki çok seviyorum. Evet. Ama o müziklerin sözleri de çok bazen hani resimlerinize katabiliyorsunuz. Bir anda yazıyorsunuz. Özellikle defterleri yaparken o rastlantısal evet. olarak, tesadüfi olarak duyduğunuz o müziğin sesi, işte onlar çok böyle keyifli oluyor. Yani müzik de dinliyorum aynı. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Benim için çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim. Çok mersi.